Avrupa Birliği'nin esas hesaplaşmasını, ahlaki ve tarihsel hesaplaşmasını 2004 ile yapması lazım. 2004'te biz Türkiye'ye ucu açık bir süreç verirken 17 acaba Aralık zirvesinde, 17 Aralık'ta çıkarsın. Tabii Brüksel zirvesinde biz Türkiye'ye ucu açık bir üyelik süreci verdik. Eğer Ki sözünü sürdürülebilir. kesiyorum, bütün bu bahsettiğin sorgulamaların yapıldığı bir zirveydi o. Yani insan hakları, basın özgürlüğü hepsinin Ya tek tek konuşulup şimdi anlatıldığı bir 3 yerdi. bakın 3 Ekim 2005 tarihli müzakere çerçevesi belgesinde ucu açıktır. Hedefi üyeliktir ama sonucu üyelik olmayabilir. Ben mealen Evet. aktarıyorum. Yani ucu açık bir süreçtir denilerek Türkiye'de bu Avrupa Birliği üyelik sürecine gönülden angaje olmadığını bildiğimiz, o zaman da bildiğimiz, bugün artık emin olduğumuz Erdoğan'ın eline büyük bir koz verildi. Çok fazla uzatmayayım. Ben Tamam. bugün toparlamak gerekirse şudur yani konu. O zaman verilseydi, ucu açık değil de gerçek istisna, olumsuz bir istisna oluşturulmasaydı Türkiye'nin aleyhinde, diğer aday ülkelere yapıldığı gibi eşit davranılsaydı, o zaman %70'in üzerinde görünen bir AB desteğiyle vücut bulan en geniş tarihsel koalisyon, hiçbir zaman, bakın parantez açıyorum, Türkiye'de herhangi bir politik hedef etrafında bu kadar geniş, bu kadar birbirinden farklı grupların toplandığı o vaki değildi. Kürtler, laik Türkler, muhafazakarlar, Sünni muhafazakarlar, Anadolu Kaplanı denilen işte Anadolu muhafazakar sermayesi, İstanbul burjuvazisi, medyası, ondan sonra bürokrasisi, şusu busu. Bu bir toplumsal dinamik yaratacaktı. Hızlı gelişen, ilerleyen dinamik bir Avrupa Birliği süreci Türkiye'deki otoriter girişi de tamamen yok ederdi demiyorum. En iyi ihtimalle engellerdi, en kötü ihtimalle de frenlerdi. Şimdi o zaman bu iç politikanın devamı olan Suriye politikası, yani bu iktidarın İslamcı iç politikasının devamı olan İslamcı, mezhepçi ve yeni Osmanlıcı Suriye politikası mümkün olabilecek miydi? Olmayacaktı. O zaman bu mülteci krizi de olmayacaktı. O zaman IŞİD de olmayacaktı. Çünkü bu Suriye politikasıdır Suriye'de IŞİD'in semirmesine ve ortaya çıkmasına neden olan faktör, esasında Türkiye'nin Suriye politikasıdır. Ha şimdi Avrupa 2004'te o zaman büyük bir vizyon eksikliğiyle, büyük bir erdemsizlikle ve uzak görüşsüzlükle Türkiye'den esirgediği gerçek bir müzakere sürecinin sonuçlarıyla, bedeliyle karşı karşıyadır. O da Peki. IŞİD'dir ve mülteciler krizidir. Buyursunlar yine Türkiye ile at pazarlığı yapsınlar. Türkiye'nin Suriye politikasını finanse etmeye devam etsinler. Ondan sonra Türkiye'den de mülteci almaya başlayacaklardır. Sadece Suriye mülteciler Suriye'den değil, Türkiye'den de Kürtleri, Alevileri ve laik Türkleri önümüzdeki dönemde mülteci olarak kabul edeceklerdir.